kreşlere temasa giriyoruz. Eğer ki anne için bir iş bulursak ve bize kreşte bu çocuğa yardımcı olursalar, belli bir limitte indirim verebilirler ya da bu çocuğun bakımını üstlenebilirler. O zaman bu anne çalışabilir. Ve bu anne çalıştığı zaman kendi ekonomik düzeyini düzeltebilir. Çünkü anne kime bırakacak? Biliyorsunuz TC vatandaşlarımız var ya, daha değişik ülkeden gelen vatan, onların burada bir aile yoktur. Ve aile olmadığı için çocuğu bırakacak bir yeri yoktur. Ve kreşlerin parasını ödemediği için veremiyorlar. Bu defa mecbur kalıyorlar yardım için. Onun için hem iş hem çocukları bırakacak bir yer düşündüğü zaman büyük bir destek vermiş olursunuz bu ailelere. Peki aileleri nasıl belirliyorsunuz? Bu aileler bizi sosyal hizmet dairedeki bizim dediğim size en büyük ortaklarımızdı. Ve eş koordinatörümüz var orada. Onlara gidiyor bu aileler. Sosyal yardım almaya ya bir destek almaya. Ayrıca ilkokullar. Mesela bölgedeki ilkokullardaki tespit edilen aileler olur. Çünkü biz onlara da temasa gideriz, onlara anlatırız. Ve onlar bizi bu ailelere yönlendirirler. Biz de ailelere açıklamasını yaparız ki ilk önce ev ziyaretlerde bulunuruz. Ev ziyarette tespit ederiz bunların ne gibi ihtiyaçları vardı. Mesela her çocuğunun kendi yatak var mı? Yani o çocuk için yeterli odası var mı? Tabii ki gıda desteği de bakılır. Çocuk yeterince besleniyor mu yaşa göre? Sonra eğitimde ne seviyededir? Mesela bizim bir ortaklardan Lefke Avrupa Üniversitemiz çocuklara her cumartesi günü eğitim destekli bulunuyor. Ve çocuklar orada gittiğinde özel eğitim gibi eğitim görüyorlar. Yani dershane gibi bir eğitim veriliyor ki eğitim düzeyleri de yükselsin o çocukların. Onun haricinde sosyal aktiviteleri bulmaya çalışırız bu çocuklara. Ve evi tespit ettikten sonra biz ona göre bir ihtiyaç listesini çıkarırız. İhtiyaç listesi çıkarttıktan sonra biz onun arayışa gireriz. Yani destek arayışına gireriz. Ve bize yardım eden ortaklar, onları yönlendiririz aileleri. Veyahut da mesela İngiliz aileler vardır bize yardım edenler. Onlardan mesela yorgan, battaniye, kışta, sobalar, sonra onların giysi. Onlar mesela hepsi biz onları tamamlarız derken, mesela biz bir kampanya düşünüyoruz onlarla beraber. Dolabı boşaltırken bizi düşünün. Çok güzel. Yani dolabınızı boşalttığı zaman başka bir insan giyinmiş olacak ve ısınmış olacak. Yani böyle bir şey yaptığınız zaman hem aileler size destek verirken rahatlarlar. Hem size yardımcı oluruz, dolabınız kolay boşaltır. Hem de bizim ailelere biz destek vermiş oluruz.